Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Vantilatörler yaz günlerinin vazgeçilmezi. Arkadaşlar, çalışmıyor vantilatörünüz. Motor yanmıştır. At gitsin. Çöpün kenarına bırakıver diyenler var. Hayır kardeşim, bırakma, atma. Çözüm çok basit. Bu videomuzda bunu anlatacağız size. Kanalımızda yaklaşık 10 ay önce paylaştığımız vantilatör tamir videomuz var. Burada biraz bahsettik. Videomuzda bunu anlattık ama YouTube videolarını genelde böyle atlayarak, hızlandırarak izlediğimiz için böyle bir alışkanlığımız var. Önemli noktalar gözden kaçabiliyor. Yaz geldi, havalar çok sıcak, vantilatörler de çok pahalı ama bu yöntem çok basit arkadaşlar. Her vantilatörde aşağı yukarı aynı motor var. Motor aynı olmazsa bile yöntem, sistem aynı. Kule tipi vantilatör olabilir, duvara monte edilen vantilatörler olabilir veya ayaklı vantilatörler olabilir, masa tipi vantilatör olabilir. Birçoğundaki sistem aynı. Sargılar var içerisinde. Sargıların üzerinde termik sigorta dediğimiz bir malzeme var. Aşırı ısınmadan dolayı yangın çıkmasını veya motorun yanmasını engelliyor. Şimdi biz bunu size anlatacağız. Daha önceki videomuzdan bir bölüm tekrar paylaşacağım sizlerle. Şimdi bu demek değil ki vantilatör çalışmıyorsa tek sebebi budur. Farklı sebepleri olabilir. Kumandası arızalı olabilir, kumandalıysa. Anahtarı, komütatör anahtarı arızalı olabilir. Gerçekten sargıları zarar görmüş olabilir. Üzerindeki kondansatör veya bağlantılar veya kablo veya fiş, bunlarda bir hasar olmuş olabilir, arıza olmuş olabilir. Bunların dışında ama %75 diyebiliriz belki de, yüzdelik dilim böyle yüksek bir arıza şekli. Zaten bunu anlarsınız, çok aşırı gece boyu veya sıcakta böyle gün boyu açık kaldıysa vantilatör, biraz da kalitesizse, bu içerisindeki sargılar aşırı ısındığında bu termik sigorta devre dışı kalacaktır ve tekrar devreye girmediği için de motor çalışmayacaktır arkadaşlar. İnşallah şimdi dikkatlice izleyin. Eminim sizin de başınıza böyle bir şey gelirse çok rahatlıkla bu sorunu çözebileceksiniz. İyi seyirler. Yine vantilatörlerde en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi hiç çalışmaması. Vantilatör hiç çalışmıyor. Yani sıkışma değil ama bastığınızda hiçbir şekilde vantilatör dönmüyor. Çok sıcaklarda, çok uzun süre çalıştırdıysanız vantilatörü, bu vantilatörün içerisinde şöyle göstereyim, sargılar var. Bu sargıların üzerinde de şurada sargıların üzerinde böyle bir termik var. Yani sıcaklık çok aşırı olduğunda sargıların korunması için içerisine konulmuş olan bir emniyet. Şimdi bunu vatandaş bilmiyor tabi. Bilmediği için de diyor ki benim motorum yandı. Aslında motor yanmıyor. Ben bunu askerde tecrübe edindim. Askerde bir beyaz eşya tamircisi bir arkadaş vardı. Onun sayesinde gördüm bunu. Ve yani onlarca vantilatörü bu şekilde yeniden biz çalışır duruma getirdik. Bunu da ben size bir pratik bilgi olarak söylemek istiyorum. Yani benim elimden geliyor kardeşim. Ben vantilatörümü atmayacağım, tamir edeceğim diyorsanız ama bunun öncesinde biraz elektrik bilgisi olması gerekiyor. Yine eliniz yatkınsa şu vidalardan, şuralardan söküp bu iki tarafı da çıkartıp sargıların üzerinde o dediğim malzemeyi bulup isterseniz onu yenisiyle değiştirebilirsiniz. Ben internet ortamında baktığımda 20-25 lira civarı bir şeydi ama gerek de yok. Onun olduğu yeri, iki kablosunu kısa devre yaparsanız, yani iki kabloyu birbirine bağlarsanız, aradaki o arızalı malzemeyi çıkartıp ikisini birbirine bağlarsanız vantilatörünüz yine çalışacaktır. Yani eskisi gibi yeniden toplarsınız. Bu şekilde vantilatörünüzü kurtarmış olursunuz. Bu şekilde arızalı bir vantilatör gelirse ilk fırsatta uygulamalı olarak da kısa bir video çekmeyi düşünüyorum.
Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın.